Hatırlarsan 60 gün önce ilk bu süreç başlarken ve HDP dahil daha geniş bir ittifak ve koalisyon tartışılırken, önemli bir kesimin, buna CHP'nin cumhuriyetçi kanadı da ya da ulusalcı kanadı da dahil, İyi Parti de baştan itibaren HDP ile yan yana gelmek bize oy kaybettirir dedi. Ve CHP'liler bile buna inanıyordu. Ama gördünüz ki Muharrem Bey'in bütün bu açılımları oy kaybettirmemiş. Evet. İyi Parti'den de oy almış, Saadet Partisi'nden de oy almış, CHP'nin de bütün oyunu almış. Demek ki bu bir efsane. Nitekim ben bunu savundum zaten. Hep burada da programlarda da konuştuk. Yani bir ülkenin bir kesimi öbür kesimiyle kardeşçe kol kola giriyor olmaktan niçin rahatsız olsun? Yani bir siyasi problem evet HDP ve Kürt meselesi ama sade vatandaş indinde bunun olduğuna savunmak, inanmak ve bunun üzerine yatırım yapmak kadar bu ülkenin geleceği için yapılacak zarar verici bir eylem var mı? Yani ama dolayısıyla bu seçimde en önemli derslerden biri Millet İttifakı'nın neyi yapamadığını yeniden oturup düşünmelerini umarım. Çok önemli bu. Yani önümüzde 8 ay sonra yerel seçim var. Meral Hanım da, Kemal Bey de ya da CHP yöneticileri de, İYİ Parti yöneticileri de Saadet Partisi bu konuda en az günahsız olanı. Çünkü gerçekten Temel Bey savundu HDP'yi de dahil çok eden bir ittifakı. Biliyoruz. Ama evet. Öteki ikisinin gerçekten bu gece oturup düşünmeleri lazım. 8 ay sonra kazanmak istiyorlarsa ve sözünü ettikleri kadar ülke bir beka problemiyle karşı karşıyaysa bu iktidardan dolayı ve kurtulmak şartsa neden neyi eksik yapıyorlar olduklarını bir kere daha düşünmeleri lazım. HDP'siz veya Kürtlersiz bu işi nasıl başaracaklar diye. Dolayısıyla Muharrem Bey en azından bu efsanenin de gerçek olmadığını göstermiş oldu.